Evet sevgili dostlar, merhaba. Ben Cem Kervan. Bu hafta Ey Davud'un Oğlu adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa ruhuyla yoldayken, bir yerden başka yere giderken yol kenarında iki kör adam oturuyor. Ve İsa'nın oradan geçtiğini duyuyorlar, fark ediyorlar. Bağırmaya başlıyorlar. Ey Efendimiz, Ey Davud oğlu diye bağırıyorlar. Şimdi oradakiler susturmaya çalışıyorlar. Yani ayıptır falan, yani bağırmayın, çağırmayın falan. Onlar daha fazla bağırıyorlar. Daha coşup böyle bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ey Efendimiz, Ey Davudoğlu diye. İsa onları çağırıyor. Ve diyor ki, sizin için ne yapmamı istiyorsunuz? Enteresan bir soru. Onlar da biz de görmek istiyoruz. Ve İsa gözlerine dokunuyor ve gözlerini açıyor. Görüyorlar. Ve İsa'nın peşinden de gidiyorlar. Yani düşündürücü bir soru. Yani ne yapmamı istiyorsunuz? Çünkü belki sadece para istiyorlar. Veya belki sadece daha rahat bir hayat istiyorlar. Yok. Biz görmek istiyoruz diyorlar. İmanla. Bunu rica ediyorlar, istiyorlar, yalvarıyorlar, yakarıyorlar, niyaz ediyorlar. Ve İsa tamam diyor ve yapıyor, veriyor. Ve biz de o şekilde dua etmeliyiz. Yani ne yapmasını istediğimizi bilmeliyiz ve söylemeliyiz. Evet, deyiş haline getirdim. Paylaşayım mı? Tamam, paylaşıyorum. Kenarında iki kör oturur. Oradan geçer Mesih insanoğlu. Bize acı diye bas bas bağırır. Ey Efendimiz, Davud'un oğlu. Şah İsa durur, onları çağırır. Size ne yapayım diye soruyor. Gözlerimiz görsün isteriz derler. Ey Efendimiz, Ey Davud'un oğlu. Kervanım onlara şah şifa verdi. O anda gözleri açıldı, gördü. Bir zaman bizim de gözümüz kördü. Ey Efendimiz, Ey Davud'un oğlu. Evet, bir zamanlar bizim de gözümüz kördü, manevi anlamda. Ama İsa gözlerimizi açtı, manevi gerçeklere. Evet, inşallah beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Yine teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.